Merhaba arkadaşlar. Bir önceki video olan SEO testnetinin bu devam videosu. Biliyorsunuz videoda bir hata vardı. Orada takılıp kalmıştım. Şimdi bu hata bugün düzeltilmiş. Şimdi devamını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Eğer orada confirm and pay yaptıktan sonra onay geldikten sonra size bu şekilde bir ekran getirmesi gerekiyor. Bende iki tane var. Ben bir defa daha denedim. İkinciyi de açtı. Size bu şekilde bir ekran gelecek. Şimdi ilk önce şurada şuna basıp SEAL-NFT dosyasını indiriyorsunuz. İndirdikten sonra Manage kısmına basıyorsunuz. Burada size bu şekilde bir ekran getiriyor. Şimdi daha öncesinde şunu yapıyoruz. Şuradan şu kontrat adresinde bu şekilde kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra yine bu şekilde Manage diyebilirsiniz. Buraya bu kontrat adresini yapıştırıyoruz. Buraya NFT isim vereceğiz. Yani şu şekilde yazdım. Buraya ayrıntı yazıyoruz. Yani herhangi bir açıklama vesaire varsa onu buraya yazıyoruz. Buraya da kim oluşturduysa, yani kendinizin başka takma bir adı varsa bunu yazıyorsunuz. Ya da ne isim yazmak istiyorsanız. Yani şu şekilde yazacağım. Bunu yazdıktan sonra şu sol tarafa click upload dediğimizde şu indirdiğimiz sildos.nft JSON dosyası var. Onu buraya yüklüyoruz. Şöyle tıkladık. Bu şeyi tıklıyoruz. Aç yaptıktan sonra bu şekilde yüklendi. Buraya da yükleyeceğimiz NFT'nin JPG ya da PNG uzantılı resmini yüklüyoruz. Buraya da tıkladık. Dosyayı seçip aç yaptıktan sonra dosyamız bu şekilde, yani NFT haline getirmek istediğimiz dosya bu şekilde görünüyor. Göründükten sonra bu şekilde her şeyi yükledikten sonra siz de şu butonda approve yazacak. Ben önceden yaptığım için şu an bende executions yazıyor. Siz ilk önce approve yazacaksınız, yapacaksınız, onaylayacaksınız. Ondan sonra da ister executions'ı yapın, yapmayın. Ben şu an yapacağım. Yine aynı şekilde şöyle bastım. Onayı verdim, imzayı verdim. Şimdi bir onay daha istedi. Onaylıyoruz. Tamam, burada şu an cevap olarak onayı verdi, zaten burada da geldi. Şimdi burada flash'ı yapmış olduk. Şimdi burada common bölümü var. Şimdi burada to bölümüne yine en baştaki kopyaladığımız kontrat adresini yazıyoruz. Buraya da herhangi bir şey yazabilirsiniz. Şöyle testnet yazdım. Think'e basıyorum yine. Bunda biraz sonra onayı gelir. Şimdi şurada ikinci bölüm var. Sequence Minting. Buraya yine bu şekilde kontrat adresimizi yapıştırıyoruz. Şuradan butona basıyoruz. Onayladık. Bunun da onayı biraz sonra gelir. Şimdi query bölümüne geldik. Burası aslında bir sorgulama. Burada bir işlem yapmıyoruz. Onay verdiğimiz bir işlem yok. Bu şekilde yaptığımız işlemleri geçmişte gösteriyor. Şöyle sol tarafındaki oka tıkladığımızda veya üstüne tıkladığımızda bu şekilde açılıyor. Şu ID kısmını kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Sizde de bu şekilde çıkabilir. Başta çünkü boşluk yaratıyor. O boşluğu da şöyle sıfırın başına tıklayıp sildiğinizde şu şekilde bakın gösteriyor size o ID'li işlemi. Burayı da bitirdikten sonra son bölüm var. Şimdi burada şu şekilde geçmişte yaptığınız işlemlerin sonucunu veriyor size. Mesela executions yapmışız, ben öyle anladım. Şimdi sen name'e tıklıyoruz. Demin executions.turkey yaptığım için böyle gösteriyor. Veya sembole bakıyorsunuz. Yine NT'yi gösteriyor. Burada aslında bir geçmişte ne olduğunu bakıyoruz biz. Şurada invoke kısmında ise buralara tıkladım, uğraştım ama çalıştıramadım. Yani herhalde bu da sorgulama gibi bir şey.
Yani o yüzden buraları yaptığımız için buranın çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zaten zor da bir testnet, yani çok da bir açıklama yok. Biz kendimiz biraz uğraşarak bulduk, bekleyerek bulduk. Telegram'da sorduğumda bekleyin dahi demediler, yollayın demişlerdi formu, ama bizim kanalımızda bir arkadaşımız yapmış bunu. O yaptıktan sonra ben de denedim. Tekrar sistem düzelmişti. O yüzden ek olarak bu videoyu çektim. Yani işlemler bu kadardı. Şimdi bundan sonra eğer önceden şu formu yolladıysanız, yani bu formu tekrar yollamaya gerek var mı bilmiyorum. Ancak ben yollayacağım. Yalnız formu açtığımda aynı maille bir daha formu dolduramayacağımı söylüyor. Farklı mail üzerinden tekrar açıp doldurup göndereceğim. Orada ise daha önceden hata aldığım için formu yolladığımı ve de sitenin geri kalanında deneyerek işte onun hakkındaki düşüncelerimi bir iki cümleyle yazıp göndereceğim. Siz de isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Devam işlemleri bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler.